Herkese tekrar merhaba. Bugün AutoCAD'de bazı şimdiye kadar öğrendiğimiz komutları da kullanarak basit çizimler yapacağız. Size hangi siteden çizimleri indirdiğimi aşağıya açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Öncelikli olarak ben çizimleri JPEG olarak indirdim. Eğer DVG dosyası olarak indirirseniz üzerine iki kere tıklayıp direktman AutoCAD üzerinde açabilirsiniz. JPEG'leri AutoCAD arayüzümüze atmak için İmaj Attach komutunu kullanıyoruz. İndirdiğim çizimlerden bir tanesini açıyorum. Eğer isterseniz buradan ayarları özelleştirebilirsiniz. Ben OK'ye basıyorum. Öncelikli olarak tıkladım. Ve böyle boyutunu ayarlayabiliyorsunuz imajın. İmajdan çizim yapacağım için boyutları bizim yapacağımız çizimle benzerlik göstermeyebilir. Şu an için çok önemli değil. Zaten başlangıç eğitimindeyiz. Alıştırmalara geçmeden önce şunu belirtmemizde fayda var. Çizim yaparken belli başlı referans noktaları, referans çizgileri çizebilirsiniz. Bunlar sizin kaynak noktalarınız olacak. Çiziminizi bunun üzerinden inşa edeceksiniz. Bazı komutlar aklınıza gelmeyebilir. Çok normal, çeşitli AutoCAD alıştırma videoları izleyebilirsiniz ya da internetten de daha basit, daha farklı çizimleri araştırabilirsiniz. Öncelikli olarak nasıl çalıştığınız sadece sizi bağlar. Çok profesyonel bir projede, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde çalışıyorsanız, evet, tüm komutlara hakim olmanız gerekebilir ve hızlı hareket etmeniz gerekir. Ama daha basit, mesela makine parçası çizimi, basit planlar, bu tarz çizimlerde herkesin çalışma yöntemi farklı. Yani birisinin 15 dakikada yaptığı çizimi siz yarım saatte yapabilirsiniz. Bu da çok normal. Alışkanlıklara göre değişir, sektöre göre değişir, elinizdeki çizimin türüne göre de değişebilir. O yüzden başlangıç için özellikle kesinlikle kendimizi kasmıyoruz. Çok rahat bir şekilde yavaş yavaş, ağır ağır giderek ufak tefek çizimlerimizi yapıyoruz. Bir noktadan sonra zaten çizim gördüğünüz zaman, elinize bir proje geldiği zaman bununla alakalı kafanızda otomatikman hesap yapıyorsunuz. Ha, şurada daire kullanmış, şuraya fillet vermiş, şunu şöyle yapsam, şuraya şunu eklesem gibi ufak tefek böyle zihniniz ani hesaplamalar yapıyor. Şimdi çok uzatmadan çizimimize geçelim. Ben bu çizimi biraz daha küçültmek istiyorum. Çizimimi seçtim. Scale ile bastım. Bu noktadan tutuyorum. Diyorum ki benim çizimim bu boyutta olsun. Hemen geliyoruz yanına. JPEG'de çalışırken böyle ufak tefek problemler oluyor. Hiç sorun etmeyin bunlara. Direkt bunun scale'ini düşürüp kendi çiziminize yakın bir ölçüye getirdiğinizde hiçbir sorun olmaz. Sol tarafa doğru 70 birim gidiyorum. Yukarı doğru öncelikli olarak 60 birim gideceğim. Bunu burada extension'ımız açık. Bunu nereden açıyorduk? Gördüğünüz gibi o snap'ten. Buradan end point, mid point, başka burada ihtiyacımız olan ne? Center node, quadrant gibi özellikleri açabiliyorsunuz. Bu çizgiyi takip ediyorum. Extension'ı hayali çizgimi. Buradan geliyorum ve çıkışımı yapıyorum. Ben şunu biraz daha küçültmek istiyorum. Bilerek bu hataları bırakıyorum ki daha net görebilin diye. JPEG'de çalışmak gerçekten bazen sinir bozucu olabiliyor. Scale yaptım. Bunu böyle aldım. Bir de move yapayım. Şu noktadan yaptığım çizimin yanına hemencik taşıdım. Şimdi biraz daha rahat çalışabiliriz. Bunu da alayım. Tekrar move yapıyorum. Şu köşeden tuttum. Hemen yanına getirdim. Benim için kolay görebilmek adına. Şimdi 70 birime ne yapmıştık burayı? Ölçülü gidip gitmediğimize bakalım. Burası 70 birimimiz oluyor. Buradan yukarı kadar da 60 birim oluyor. Bizim circle'ımızın center'ı burası olacak. Bunu anladık. Tekrar line komutumu aktif ediyorum. Bu temel noktadan yukarı doğru 15 birim gitmemi istiyor benden. 15 birim sonra bunu başlatacağım. Zaten burada gösteriyor. Şimdi bunun midpointinden yukarı doğru çıktım ve şu ortadaki dikdörtgenim için kendime bir midpoint oluşturdum. 50 birim uzunluğunda diyor. Ben tam ortada olduğum için sağ tarafa doğru 25 birim gittim. Yukarı doğru ne diyor burada? 15 birim diyor. Yukarı doğru da 15 birim gideceğim. Peki yukarıda ne kadar gideceğim? Toplamında 50 birim olduğu için 50 birim gidiyorum. Bu aradaki boşluk 10 birim olacak. Buradan böyle extension'ımı yakalıyorum.
Böyle de bitirebilirsiniz ya da close'a basıp enter dediğiniz zaman size dikdörtgenimizi çiziyor. Hemen ölçülerine bakıp görüyoruz ki 50 yapmışız. Space'e basarak tekrar aynı dimension komutumu aktif ediyorum. Burası 15. Tamam. Burası ile midpoint arasındaki mesafemiz 15. Burasıyla burasındaki mesafemiz de 10. Şu ana kadar bu alt kısımda yaptığımız çizimin ölçüleri tamamen doğru. Şimdi ne yapıyoruz? Bize bir circle çizmemizi istemiş. Yarı çapının 20 olduğunu söylüyor. Circle'ı seçiyorum center radius'ta. Bu bunun midpoint'inde. Ben buradan yola çıkıyorum. Ve 20 birim yarı çaplı dairemi çiziyorum. Bu üstteki 35 yarı çaplı yayı eğer isterseniz circle'la, eğer isterseniz de arc'la yapabilirsiniz. Şimdi başlangıç için ben bunu circle'la yapacağım. Circle'ımı seçiyorum. Center radius olmasına dikkat ediyorum. Midpoint'ime geliyorum. Ve dışarı doğru neydi? 35 birimdi değil mi? Geldim 35 yazdım. Gördüğünüz gibi buna tam teğet geçen bir yay elde ettim. Buralar bu çizimden çok farklı. Bu altta, üstte bir şeyler var. Hemen bunları trimliyoruz. Komuta trimden tr enter diyorum. Ortadaki çizgiyi siliyorum. Bunları siliyorum. Teğet geçen her şeyi tek tek siliyorum. Ve escape diyerek komutumdan çıkış yapıyorum. Çizimimizi tamamladık. Eğer isterseniz yine dimension değerlerinizi verebilirsiniz. Bunun 50 birim olduğunu söyledi. Burası 15 birimdi. Midpoint'ten midpoint'e 15 birimdi. Burayla burasının mesafesi 10'du. Şimdi çaplarımızı ve yarı çaplarımızı ölçmek için şöyle yapıyoruz. Radius dedi. Ben bunu seçtim. Gördüğünüz gibi 20 radius bana verdi. Tekrar space'e basıp aktif ediyorum komutumu. Buradan da radius değerimi giriyorum. Şu anda çizimimizle tamamen ölçü birimlerimiz aynı oldu. İlk örneğimiz böyleydi. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim. Image attach komutuma geldim. İkinci çizimimi seçtim. Ve bunu buraya yerleştiriyorum. Öncelikli olarak bu en alt kısımdan bir başlayalım. Buradan 90 derecede 120 birim gidiyorum. Yukarı doğru burası 44 birim. Sonrasında bir de buradan yukarı doğru 33 birim gidecekmişiz. Bu aradaki point'i kaçırmıyoruz. Daha sonra sağa doğru 33 birim gidiyoruz. Sonra 45 birim gidiyoruz. Bunu buradan çıktım. Tekrar komutumu aktif ediyorum. Yukarı doğru 44 birim gidiyorum. Sonrasında burada zaten bu komutumu bitirmiştim ya. Buna tıklıyorum ve kapatıyorum. Şimdi bizim burada bir tane gördüğünüz gibi chamfer'ımız var. Ama ben zaten kendime referans noktası olarak midpoint belirtmiştim. Şurayı tekrar ölçmek istiyorum. 33. Buradan zaten kendi birimimi alıyorum. Şimdi öncelikli olarak kendime bir line'ı tekrar referans alacağım. Buradan 36 birim gitmemi söylemiş mesela. Yukarı doğru 36 birim gittim. Şunu içeri doğru bir geçireyim. Bunu rastgele bir referans çizgisi olarak attım. Tekrar line komutumu aktif ediyorum. Buradan sağa doğru 36 birim gideceğim. Bunu da yukarı doğru birleştirip dairem için oluşturduğum referansı buraya koyuyorum. Eğer isterseniz bu line'larınızın rengini değiştirebilirsiniz. Referans çizgilerinizin rengini. Böylelikle daha sağlıklı görürsünüz. Şimdi tekrar line'a tıklıyorum ve aynı referans çizgilerimi bir kırmızı yapayım bakalım. İkinci dairenin merkezi için sağ tarafa doğru 84 birim gidiyorum. Sonra yukarı çıkıyorum. İkinci dairemin merkezi burada olacak. Peki yerden yüksekliği ne olacakmış? Yerden yüksekliği de 20 birim olacak. Onu da buradan referans olarak kesiyorum. Eğer isterseniz buradan bu tarafa doğru da uzatabilirsiniz. Öncelikli olarak benim büyük dairemin çapı 36 birim görünüyor. O zaman center diameter seçiyorum. Merkez noktası olarak zaten burayı belirlemiştik referans çizgilerimiz sayesinde. Buradan geldik 36 birim.
36 çap değerinde dairemizi girdik. İkinci merkezimiz için de çapımızı 20 vermiş. Yani yarı çapı 10. Ama ben diametre olanı seçtim. Buradan 20 birim yarı çaplı dairemi giriyorum. TR Enter diyerek bu ikisini de silebilirsiniz. Dimensionlarımızı koyalım. Buradan 44 birimimiz vardı değil mi? Buradan şurayı tam ölçü olarak alırsak extensionlar sayesinde 33. Demek ki doğru gitmişiz. Burası ve bu aralık 33 birim. Buradan burası 45. Buradan burası 44 birim. Burası 120 birimdi. Hemen kenarına gelip birazcık bekletince merkezi çıkıyor. Bunun extensionından alıyorum. Buranın 36 olduğunu görüyorum. Eğer isterseniz buradan tutup aşağı da çekebilirsiniz. Sonra buradan bunun merkez noktasından alıyorum değerimi. Buranın da 84 olduğunu görüyorum. Çap değerlerimizi girelim. Bunun için 36, bunun için de 20 çap değerimi giriyorum. İkinci alıştırmamız da böyleydi. Şimdi gelelim üçüncü alıştırmamıza. Yine JPEG dosyamızı eklemek için ne yapıyorduk? Image Attach. Üçüncü alıştırmamı seçiyorum. Open diyorum. Ve boyutunu ayarlayarak buraya bırakıyorum. Bu diğerlerine göre biraz daha basit bir çalışma. Açı değerleri girerek yapacağız. Yani öncelikli olarak buradan başlıyorum. 80 birim sola doğru gidiyorum. Şimdi benden açı değeri istiyor. Öncelikli olarak tabii ilk değerimi 42 girdim ama enter'a basmıyorum. Tab'a basıyorum. Benden istediği bu 58 derecelik açıyı giriyorum. Sağa doğru 30 derece gidiyorum. Ve sonrasında buraya tıklayıp bunu kapatıyorum. Şimdi dimensionlarımızı yani ölçümüzü hesaplayabiliriz. Üst tarafımız 30. Böyle yatay bir köşe hesaplamak için diametreden alignment'ı seçiyoruz. Linear'ı değil. Bu sefer linear'ı seçiyoruz. 80 olduğunu görüyoruz. Peki bu aradaki açıları nasıl hesaplayacağız? Angular'la. Önce bir kenarımı seçiyorum, sonra diğer kenarımı seçiyorum. Bana açı değerimi çıkarıyor. Tekrar aktif ediyorum mutumu. Önce alt kenarı, sonra bu yan kenarı seçiyorum. Ve içeri doğru 58 derece açı olduğunu görüyorum. Üçüncü örneğimiz de bu kadardı. Bir sonraki örneğimize geçelim. Tekrar Image Attach diyorum. Dördüncü alıştırmamı seçiyorum. Buraya bırakıyorum. Bütün dimensionları üst üste atıp karmaşık bir görüntü elde etmemek için ikinci görselde de center'dan köşeye olan uzaklıkları verdiği bir çizim görüyoruz. Öncelikle en kolay kenardan başlayalım. En kolay kenarımız ne? 30 birimlik. Yukarı doğru 30 birim gidiyorum. Sola doğru da 35 birim gitmemi istemiş. Şimdi benden aşağı doğru inmemi istiyor ama buradan biraz zor olacak gibi. Escape'e bastım. Tekrar line komutumu space ile aktif ediyorum. Sola doğru 30 birim gidiyorum ben. Benden ne istemiş? Burada 135 derecelik bir açı var ve 24 birim gitmemi istemiş. Benim buradaki ilk değerim neydi? Uzunluk değeriydi. 24 birim gitmemi istiyor. Tamam. Ama ben açı değeri de gireceğim. Tab'a basıyorum. Açı değeri giriyorum. Bakın hala komutunuzdayken mouse topunuzla ileri geri yaparak zoom in zoom out yapabilirsiniz. Benden ne istiyor? 135 derecelik açı istiyor. Benim şu an açım 135 derece sabitlendi. Peki neden? Hemen gösteriyorum. Polar tracking'im açık. Polar tracking'imde 45 derece ve katları olarak ayarladım. 45, 90, 135, 180 ve üstü açılarda, bu katlardaki açılarda extension'la bu hayali çizgimizle bunu yakalıyor. Yukarı doğru zaten 24 birim gitmiştik. 135'i de yakaladık. Bunu onayladık. Peki sonrasında ne yapıyorum? Açımı sabitledim. Buradan enter dedim. Daha doğrusu buradan tıkladım. Kapattım. Şimdi çizimim bu. Tamam. Ben tekrar line komutumu aktif ediyorum. Benim buradan buraya doğru 10 birimlik ilerlemem lazım. Referans çizgisi atacağım yani. Öncelikli olarak ben buradan paraleli bir açayım. Sonrasında çizgi rengimi kırmızı olarak belirledim. Çünkü referans çizgileri atacağım. Line'a tıklıyorum. Buradan yukarı doğru bu hizada 10 birim ilerliyorum. Sonrasında
Bu kenara paralel olacak şekilde, bak gördüğünüz gibi az önce paralel işareti çıktı. Şu iki çizgi paralel işareti. Buna paralel olacak şekilde referans çizgimi ilerletiyorum. Şimdi tekrar line'ımı aktif ettim. Buradan buraya 10 birimlik ilerlememi istiyor. Polar tracking'i 2 dakika kapatıyorum. Zaten O-snap ile midpoint'imi tutabiliyorum. Buradan buraya 10 birimlik bir mesafe gösterdi. Ben bu kenara paralel olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi extension'ı yakaladığında sol üstteki kenarda paralel işareti çıkıyor zaten. Bunu referans çizgisi olarak attığım için böyle bırakıyorum. Peki şunu by layer'ı alalım. Benden ne istiyor? Yarıçapı 5 olan bir circle istiyor. Center radius'u seçtim. Şimdi benim midpoint'im burası. Intersection, kesişim noktası. Benden ne istemişti? Yarıçapı 5 birim olan bir circle istemişti. Şimdi bu referans çizgilerimi rahatlıkla silebilirim. Hadi dimension'ları hesaplayalım. Üst çizgimiz için ne demiştik? 35. Yandaki değerlerimiz neydi? 30. Alttaki bu değerimiz neydi? Bu da 30. Burada dimension'ımı aligned olarak alıyorum bu tarz köşelerde. Şimdi bu aradaki açıyı hesaplayalım. Angle'lara tıklıyorum. Bu kenarı seçiyorum, bu kenarı seçiyorum ve iç açımın 135 olduğunu görüyorum. Circle'ımın radius'unu da hesapladım. Bunun da 5 birim olduğunu görüyorum. Son çalışmamız böyleydi. Eğer isterseniz siz de Google'dan çeşitli AutoCAD alıştırmaları indirebilir, gösterdiğimiz yöntemle programınıza atabilir ve çalışabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.